Gençliğin gözyaşları. Merhabalar dostlarım. Şimdi paralel kenarın yeni nesil sorularıyla başlıyoruz videomuza. Birinci sorumuz. Şekil 1'de ABCD paralel kenara biçimindeki karton BE boyunca katlandığında C köşesi şekil 2'deki gibi F noktasına geliyor ve EF'de dik oluyormuş falan filan. Bir de demiş ki FBE, FBE açısı da 70 derece oluyormuş. Şuradaki açının ölçüsü 70 dereceymiş. Şimdi öncelikle şu katlanmış şekli geriye açacaktık arkadaşlarım. Şöyle B noktasından şöyle CB'yi katlamış. C burada. CB katlandı. BF oldu dostlarım. Dolayısıyla şu BE bizim kat çizgimiz ve açıortay olacak demiştik. Hem Edirne'den hem de B'den. Bakın burada da açıortay olduğunu gösterelim. Şimdi şurası 70 ise artık biliyorum ki burası da 70 derece oldu. Şurası x'miş. Tabii ki burası da x'tir. Karşılıklı açılar eşitti paralel kenarda. Ve burası x ise c katlandı f'ye geldi. Tabii ki bu da x olacak dostlarım. Şöyle bilgilerimi bir konuştum arkadaşlarım. Bakalım başka neler yapabileceğiz görelim. Şurada bir z harfi var. Şuna a, şuna da a diyelim de şu z'den bakın şurada gösteriyorum. Şuranın da A derece olduğunu söyleyebilirim artık. E burası 90 dereceymiş. 45-45 geldi bizim A dediğimiz açılar. Şuralar 45-45. Artık gitti soru değil mi? 70-45 daha. 115. X'e kaldı 65. Paketledik geçtik. 2 numaradayız. 10-17. Bize de tüm şeklin paralel kenarlık şu şeklin alanını soruyor dostlarım. Kural şuydu, karşılıklıların toplamı eşitti. Yani bununla bunun toplamı 27 ise şu iki üçgenin de toplamı 27 olacak. O halde tüm paralel iki tane 27. 54'ü paketledik. Üçüncü sorumuz, paralel kenar biçimdeki levha C köşesi etrafında döndürüldüğünde şekil 2'deki paralel kenar oluşuyormuş. Döndürmüşüz bunu arkadaşlarım. Evet, A üssü B üssü dikmiş buraya. Burada bir 90 derecemizi gördük zaten. Bir de B, A, D açısı. Görelim onu. B, A, D. Şuradaki açımız 65 dereceymiş dostlar. Tabii ki bu durumda şu açı U kuralından 115 derece olacak. Bunu yazalım. Yine şuradaki açının tamamı da 65 olacak. Bu CB kenarı kaç derece döndürülmüş? X derece döndürülüp buraya gelmiş. Demek ki bu da x derece olacak. İşte CD zaten C üssü D olmuş. X derece döndürülüp onu da söylemiş. Şu açı 65'ti. Buraya 65 eksi x kaldı. Bunu yazalım. Yine B köşesi şu açı U kuralından 65'in bütünleri 115 olacak. Tabii ki B üssü de 115 derece olacak. Bakın şu ortada bir dörtgen çıktı dostlarım. İç açıları toplamını 360'a eşitliyorum. 115, 115 daha 230 var. 360 olması için geriye 130 kaldı. 130'un 90'ı burada. 90'ı daha çıkartırsam 40 kaldı geriye. Yani şu dördüncü açım 65 eksi x dediğim açı 40'mış. O halde x 25 geldi. İlk gördüğüm yolu yaptım arkadaşlarım. Sizler tabii ki farklı farklı yollarla da çözmüş olabilirsiniz soruyu. Kenar uzunlukları 1 ve 3 birim olan eş 5 adet paralel kenar biçimindeki fayanslar duvarına monte ediliyor. Olduğuna göre bu duvarın çevresi kaç birimdir demiş bize. Şimdi uzun kenarı 3 ise şurası da 3 dostlarım. Şurası 1 kısa kenarın bakın bu paralel kenarın kısa kenarı 1. Demek ki şuraya da 2 kaldı. Şimdi şöyle yapalım. Şunu şöyle uzattığımda o halde burası 2. Şurası 3 ise burası 3. Bakın kısa kenarını 6 bulduk. Demek ki burada 6. Şimdi uzun kenarını bulalım. Şuraya kadar zaten 3. Şuradan bir çizgi çizelim. Bakın burası 3 olduğu için mecbur 3. Şurası 1 ve 3 4 birim olduğu için toplam burası da 4. Burayı toplayalım 10 geldi. O halde 10, 6 daha 16. 16 da bu iki kenardan gelecek. 32'ymiş çevresi dedim. 5 numaralı sorudayız. Paralel kenar biçimindeki kartonu AC boyunca kesildikten sonra AB ile CD'yi çakıştıracak biçimde monte edildiğinde bakın şurası AB dediğimiz yer. Çakıştırmış CD ile AB de burası.
CD de burası arkadaşlarım. CD de burası. Ve burası 28 santim uzunluğundaymış bu üçgenin bu kenarı. Tabii ki buradaki geniş açımız şurası 39 olacak şu açının karşısı. Tabii burada da bu 39 olacak. Şunlar da 17, 17 dediğimiz kenarlar. E ve F noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. Dostum bildiğiniz üçgende uzunluk oldu. Bakın şu adam ikizkenar üçgenimin hem bu 39-39'un hem de 17-17'nin tepelerini birleştiren doğru olduğu için bu doğru hem açıortay hem de yükseklik olacak. Buraya dik indirdim. Şimdi burada şu üçgende Pisagor yapacağım ama diyorum ki lan acaba 8-15-17 olabilir mi? Yani şurası 8 olsa, şurası da 15 olsa. Tamam, buraya uydurdum da şu büyük dik üçgeni de sağlar mı? Bakın 15, şurası toplam 26 oldu. Şöyle yazayım. 15. Burası 28'de 8'in toplamı 26. Şeyde geniş açının karşısı da 39. Böyle bir üçgen var mı? Buna bakmak lazım. Burayı sağlıyor mu en azından? Bunu kontrol etmek lazım. Burayı da sağlıyorsa tamam, zaten doğrudur. 15'i düzgün yerleştirmişizdir. Hatta 15-15'ten cevabımız da 30 gelir diyebiliriz. Şimdi 15, 26, 39 diye bir üçgen var mı? Yani 3'e bölsek 8, 15, 17, 28. Ha, burada bir sıkıntı var arkadaşlarım ya. AB 28 ya. 28 değil de sanki 26 mı olması lazım buranın? 26. Yok, 28. Ha, 8'i yazmadık biz. 26'yı nereden yazdım ben ya? 28 de 8'in toplamı 36 ya. Tamam, şimdi oldu. Hani özel üçgen çıkmıyor diye korktum ben. Şimdi oldu bak. 3'e böl 5. 3'e böl 12. 3'e böl 13. Bak 5, 12, 13'ün 3 katını sağladı. Demek ki doğru yerleştirmişim. 15. 15 de buradan gelecek. 30'muş. E ile F arası uzaklık dedik. Evet, bu soruya bakalım. Karton eşit alanını 3 parçaya ayrılarak paralel kesikten sonra görünecek şekilde şekildeki gibi yapıştırıldı. Şekil 1'deki paralel kenarın çevresi 32'ymiş arkadaşlarım. Tamam. Şekil 2'deki şeklin çevresi 40 olduğuna göre AB uzunluğu acep nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi AB'ye x diyelim. Tabii ki burası da x olacak. Şu küçük parçalara da yy yazalım. Şimdi bunun çevresini 2x artı 3y 3y 6y. 2x artı 6y'yi biz 32 diye biliyoruz. Hatta 2'ye bölelim. X artı 3y'yi 16 diye biliyoruz. Dursun elimizde. Şimdi buna da bakalım. Bak, bu küçük paralel kenarın uzun kenarına x, kısa kenarına y demişim. Şunların hepsini yazalım. X, x. Şurası y. Şimdi şurası normalde x, x'ten 2x olacak. Şu uzunluk değil mi? Şurası toplam 2x olacak. Ama şurada bir x'i olduğu için geriye şunun toplamı x kalacak arkadaşlarım. Hadi şimdi çevreyi yazalım. Ya diğer şeklin çevresini yazıyorum. Onun için de şöyle yeşil kalem alalım. Biraz da kalın yapalım. Şuradan y. 1y de buradan, 2y, 3y, 4y buradan geliyor arkadaşlarım. 4y. 1x. Şununla şunun toplamı da 1x'ti. 2x yaptı. 2x de buradan geliyor dostlarım. 4x yaptı değil mi? Doğru söyledim. 4x. Bunu da bize kaç vermişti? 40. Yani x artı y'yi de ben buradan 4'e bölersem 10. Hemen alt üstüne de yazalım. X artı 3y'yi de 16 diye bulmuştuk. Çıkartalım. 2y eşittir 6. Y eşittir 3 geldi. Y 3 ise x ile y'nin toplamı 10'du ya. X de 7 geldi kardeşim. Cevabım 7'ymiş dedim. Yedinci sorumuz. Paralel kenara biçimdeki bir tarla görülmektedir. EF nerede o? Şurada. Paralel, paralel. AC köşegeninin K noktasından geçtiği biliniyormuş. He, bak şimdi. Buradan geçtiği biliniyorsa kural olarak yazmıştık biz bunu. Patatesle soğanın ekili olduğu alan birbirine eşittir. Eşit oldukları için de kaç katıdır diye soruyor. Bir katıdır dedim. Bu ne diyor? Paralel kenarın hangisinde boyalı bölgenin alanı içinde bulduğu paralel kenarın alanına oranı 1 bölü 4 değildir diye soruyor. Şimdi bu A şıkkına bakalım. Buraya A dersem, köşegeni çizdim hocam. Kenar ortay olduğu için burayı AA diye böldü. 2A ise bu da 2A. Bak, tüm paralel kenar pembe alanın 4 katı çıktı. 1 bölü 4'tür. Bu değil.
Şuna bakalım C şıkkına. Hemen bunu kontrol edelim. Şurayı çizdik hocacığım. Buraya A dersem kenarortaydan bu da A. Ve biz şu üçgenin alanı tüm paralel kenarın yarısıdır demiştik. O halde tüm paralel kenar 2 katı 4A. Ve bak yine pembe 4 katı çıktı paralel kenar. O zaman bu da sağladı. Geldik şu Edirne şıkkına. Bak burada temel orantı teoremi, benzerlik teoremimiz var. Şuraya A dersek şurası 3A gelecek. Ve burası 4A ise şu üçgenin alanı 4A olduğundan tüm alanın yarısıydı. Tüm alan 8A geldi. Ve bak biri pembe 3, bu da 8A. Yani 4 katı değil. 12A olsaydı 4 katı. O zaman cevap Edirne'ymiş. Direkt diğerlerine bakmaya gerek kalmadı. Buna bakalım. Şekil 1'de düzgün altıgen biçiminde, biraz kalemi inceltelim. Düzgün altıgen biçiminde karton eşit alanlı 3 parçalı farklı renklere boyanıyor. Evet, düzgün altıgen. Şunların her biri eşit. Şöyle gösterelim. Bunlar da tabii ki eşit olacak. Üst üste gelmeyerek yeni bir şekil elde edildi. Şurada gösterelim bunu da. Şunların her biri eşit olacak. Şunlar da eşit. Şekil 2'de elde edilen şeklin çevresi, şekil 1'deki altıgenin çevresinden 8 birim fazla. Şimdi altıgenin bir kenarına A dersem çevresi 6A. Bunun da bir kenarı tabii ki A yazalım şöyle. Bunun çevresi de toplam 8A geliyor fark ettiyseniz. 3, 6, 2 de yanlardan 8A. Ve bu bundan 2A fazla. Ve bize bu fazlalığı 8 birim olarak vermiş. Demek ki A 4. O noktası altıgenin merkezi olduğuna göre şekil 2'deki A ile B noktalar arası uzaklık kaç birimdir diye soruyor. Bize de şurayı soruyor arkadaşlarım. Şimdi düzgün altıgenin bir iç açısı 120 dereceydi. Şu yeşilin şu geniş açısı 120. Yani burada da gösterirsem burası da 120 oldu arkadaşım. Ve bak soru şu hale döndü. Artık bir klasik dik üçgen sorusu haline geldi. Şurası 120. Biz şurayı 4, şurayı da 3A yani 12 diye bulduk. Hemen şuradan bir 60'ı gösterip dik indirdim. 30'un karşısı 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı da 2 kök 3 dedim. Pisagor'u çakıyorum. 14'ün karesi 196, 2 kök 3'ün karesi de 12 eşittir x kare dedim. Buradan 198 ne geliyor? 208 mi geliyor arkadaşlar? 208 eşittir x kare. O da 104 çarpı 2. 52 çarpı 4. 13 çarpı 16. 4 kök 13 geliyor. Sorunun cevabı. Evet, buna bakalım. Türk Yıldızları 19 Mayıs. Paralel kenarmış arkadaşlarım. A, B, C, D bir paralel kenar oluşturuyormuş. Burada kural neydi? Karşılıklı köşeler. Yani A ile C'den inenin toplamı bakın 1250 yaptı. Eşit olacak 450 ile şu X'in toplamına. Evet, hemen 450'yi çıkartıyorum buradan. 800 mü kalıyor arkadaşlar? Güzel bir soru. Katlama sorusu. Abici de paralel kenar biçimdeki karton AE boyunca katlanıyor. Biz gelin önce şunu bir geriye açalım şöyle. Katlanmadan önceki bir haline geriye açalım. D buradaydı. Şimdi kat çizgisi açıortay diyelim. Bu buna eşit. Kat çizgisi açıortaydı. Bu buna eşit. Şu açı katlandı. Şöyle yapalım. Bu açıya geldi. Bunlar eşit. Köşegenlerin kesim noktası ile çakışarak diyor. Bu köşegenlerin kesim noktasıymış. Yani ben şunu şöyle devam ettirdiğimde burası köşegenmiş arkadaşlarım aslında. Peki ve burası da köşegenlerin kesim noktasıymış dostlar. Tamam. Birbirini ortalıyor yani burası. Buna göre neyi soruyor? Alan A, K, E. Şu pembe üçgenin alanı nedir diye soruyor. Ha, tüm alan 60 olarak da verilmiş. Şimdi şu açıortayı konuşacağım dostlarım. Bakın buna K dediğimde bu da K, bu da K. Yani kolları 2K ile K. Ayakları da M'ye 2M olacak. Şuna A alanı derseniz kırmızıyı alalım. Şu M'ye A düştü. 2M'ye 2A gelecek şuraya. Ve bu A katlanıp buraya geldiği için pembe de A, buraya da A kaldı. Ve köşegenin üstü 3A ise 6 da 3A olacak. Tüm alan 6A. Ve bana 6A'yı 60, o halde A'yı 10 verdi. Zaten A'yı soruyordu. 10 paketlendi bile. 12. sorumuz. Şekil 1'de kenar uzunlukları 8 ve 12 birim olan paralel kenar biçimindeki levha. Şekil 2'deki X ve 16 olan
Levhaya çakışacak şekilde şekilde işte yerleştikten sonra pembe ve mavi renge boyanıyor. Tamam. Şimdi bunun burası x'miş. Şurası 16. Bunun da burası 8'miş. Burası 12. Şuraya A diyelim. Şurası da A. Şu ortaya da B yazalım. Peki. Tamam. Bunların da o zaman bu açısı da A artı B pembenin. Şurası da A artı B. Bunun da aynı şekilde x ile 16'nın arası 180 eksi A artı B falan. Neyse. Pembe ve mavi boyalı alanlar eşit olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi buranın alanı da A. Buranın alanı da A. Şuraya da B yazalım. Bakın bu üçgenin alanı da A artı B. O zaman bunun da paralel kenarında alanı A artı B. Hemen alanlarını yazıyorum. Şu aradaki açıların toplamı 180 oldu dostlarım. Onu da göstereyim. Bak pembenin şuradaki 8 ile 12'nin arası A artı B. Şurası. Mavinin de şu mavinin de şu açısı daha doğrusu şu açısı A artı B. Çünkü karşılıklı açılar eşit. Burası A artı B. Yani x ile 16'nın arası A artı B. O halde buradaki alan işte sinüsten yazacağım. Bunu da sinüsten yazıp birbirine eşitleyeceğim. Ne demiştik? 8 ile 12'nin çarpımı bunun alanı. X ile 16'nın çarpımı da bunun alanı. Hemen 8'e böl 8'e böl 2. 2'ye böl 2'ye böl 6. X eşittir 6 geldi. Karton şunlar orantılı kesilip yapış. Son durumdaki yeşil boyalı bölgenin alanının kesilmeden önceki tüm alana oranı nedir diye soruyor. Şöyle yapalım şimdi. Şuna A dersek burası da A dostlar. Şu köşegeni çizdiğimde şu kenara 2A düştüyse burası da 2A. Köşegen üst tarafı 4, altı da 4A diye bölecek. Kesilip yapıştırılmış. Şimdi şu A'yı yukarıdan kestik. Toplam kaç A? 8A'ydı toplam. Tüm alan 8A. Biz buradan bir A'yı kesip şuraya yapıştırdık şöyle. Buradaki A da gitti. Yani ortaya 6A kaldı arkadaşlarım. Neyi soruyor bize? Son durumdaki yeşil 6. Kesilmeden önceki tüm alan 8. 6 bölü 8, 3 bölü 4 yaptı. Evet, 14. soru. Paralel kenara biçimde karton AC ve KL boyunca kesilerek 3 parçaya ayrılıyor ve numaralı parçaya küçükteki birleştirdikten sonra kalan boşluğa kırmızı renkli karton eklenerek yeni bir paralel kenar oluşturuluyor. Tamam. 1, 2, 3'ü buraya koymuş. BL, LC'nin iki katı. BL, LC'nin iki katı. K'ya. 2K. Bir numaralı ne diyor? Kırmızı renkli bölgenin alanının bir numaralı bölgenin alanına oranı nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi şöyle yapalım. Şuradaki paralelliği bir konuşalım. Benzerlik yazalım arkadaşlarım. 1 bölü 3 benzerlik oranı. 1 bölü 9 alanların oranı. Demek ki A ise tamamı 9A. Buraya da 8A kaldı. Şu köşegen olduğu için 9A ise burası da 9A oldu. Gösterelim. 9A. Şununki A. Burası da 8A oldu. Şimdi burada da bir paralel kenar oluşturmuşuz. BL'de LC'nin iki katıydı. Onu da bir gösterelim. BL LC'nin iki katıydı arkadaşlarım. Onu da şurada bir hemen göstereceğim. Şurası K ise tabii ki burası da K. Şurası da 2K'ymış. Onu bir yazalım dostlar. K'ya 2K diye yazdık. Sonra şurası M ise benzerlik yapıyorum. Burası 3M. Bunu da bir yazalım. Evet, şurası da tabii ki 3M. Şurası yani 3M oldu. Şurası 3K oldu. Başka şu yamuğun altındaki taban şurası da 3M. O halde burası da 3M oldu. Bunun üstündeki taban M oldu. 4M ise şurası da M geldi. Buradakileri buraya gösterdim yani kısacası. Şimdi ne diyor? Yukarıda verilenlere kırmızı renkli alanın bir numaralı bölge. Bir numaralı bölge 9A. Yani bölü 9A olacak bir kere. Şimdi kırmızıyı bulalım buradan da. Onu da şöyle yapalım dostlarım. Şimdi şuradan yeşil renk alayım ben. Şu köşegeni çizdiğimde normalde 3M'ye 9, M'ye ne düşecek mecburen? 3A. Ve şu köşegen olduğu için artık üstünde 12A varsa altında da 12A olacak. Yani 24A tüm paralel kenarın alanı gelecek. Şimdi şu şeyi bir daha sileyim şunları. Şu yeşille yaptıklarımı bir daha siliyorum.
Şimdi paralel kenarın tüm alanı 24A bulduk. Bak 8, 8 de burada 9, 9 da burada 18'i burada. O halde şu pembeye 6A kaldı. Benden de 6A bölü 9A'yı istiyormuş. 3'e böldüm. 2 bölü 3 geldi cevabımız. Evet, şimdi okları devreye sokalım tekrar. 4 bölgeye ayrılıp bu bölgeler sarı, pembe, yeşil, turuncuya boyanında. Sarı boyalı bölge haricindeki bölgelerin alanları toplamı 19. Şimdi şuna x diyelim, y diyelim, a diyelim, b diyelim. X dışındakilerin toplamı yani a, b ve y'nin toplamı 19. Turuncu boyalı bölge dışındaki bölgelerse, turuncu boyalı bölgede de ne var? A var. O zaman b, x ve y'nin toplamı da 23'müş. Buna göre turuncunun alanı kaç birim karedir diye soruyor. Bir de şunu biliyoruz. Karşılıklıların toplamı birbirine eşit. Yani x ile a'nın toplamı y ile b'nin toplamına eşit. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi mesela burada y ile b'nin toplamının yerine x ile a yazabilirim. Bu durumda ne olur? 2a artı x eşittir 19 gelir. Burada y ile b'nin toplamını gördüğüm yere x artı a yazarım. Bu durumda da 2x artı a eşittir 23 gelir. Şimdi bize a'yı soruyor. X'leri yok edelim. O halde üsttekini 2 ile çarpayım. Ben şöyle oluyor. 4a artı 2x eşittir 19 ile 2'nin çarpımı 38. Hemen altına da a artı 2x eşittir 23 yazalım ve çıkartalım bunları. 3a, 2x'ler gitti. Buradan da 15. A eşittir 5 geldi. 5'miş arkadaşlarım. Şurada da şıkkı işaretleyelim. Evet, yine bir katlama sorusu. DEC üçgeni EC doğrusu boyunca katlandı. Şimdi kaç çizgisi açıortaydı gösteriyorum. Hem oradan hem buradan. Şu DE katlandı, buraya gelmek zorunda. Eşit olduğunu gösterelim. Şu adam katlandı, buraya geldi. Eşit olduğunu gösterelim. Bilgilerimizi konuştuk. Bakın burada da bir ikizkenar çıktı ister istemez. Şunlar da ikizkenar. Başka 40'ı vermiş bize. Eşitliği gördük. ECD CD. Şu açıya x diyelim. Biz de buranın x olduğunu söyleyelim. Şimdi bu köşe 2x artı 40 ise burası da mecburen 2x artı 40. Ve tabii ikizkenardan bu da 2x artı 40'ı bir yazalım. Bakalım neler olacak başka. Şimdi şurada bir z harfi var. Bunu gördüm. Belki bir işimize yarar. Şurası z harfidir. O halde buna da 2x diyelim. Bunu da bir söylemiş olalım. Başka 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 başka. Şurası 140 eksi 2x olacak. Tabii ki burası da 140 eksi 2x. Katlandı, buraya geldi. 140 eksi 2x de burası olacak. Aa, bakın şurası ne çıktı şu açının tamamı? X'ler gittiği için 2x'ler. 140 kaldı burası. O halde şuraya da 70, yok 40 kalacak. 180 olması için 40. Dolayısıyla şuradaki üçgenin iç açılarını topla. Ne var? 4x var. 3 tane de 40 var. 120 eşittir 180. 4x 60, x eşittir 15 geldi cevabımız. Güzel bir açı sorusuydu. Evet, uçaklısını çözmüştük değil mi bunun? Ne diyor? 1, 2, 3 numaralı kuşların yere olan uzaklıkları sırasıyla 35, 2 numaranınki 43, 3 numaranınki 67, 4 numaranınkinde bize soruyor x. Bunlar bir paralel kenar oluşturduğu için diyeceğiz ki karşılıklı köşeler, yani 35 ile 67'nin toplamı 43 ile x'in toplamına eşit. Evet, buradan çıkacak sorumuz. Hemen bir 43'ü çıkaralım mı şuradan? 24 kalsın. Toplamları da 59 mu yaptı? 18. sorumuz. Az bir durdurayım arkadaşlar videoyu da, yoruldum çünkü. Birazdan devam edeceğim. Evet, devam. Bakalım bu ne diyor? Derya Hanım bir sehpa almış. Açılabiliyormuş. Düzlemsel olup şöyle açıldığında çevresi 64 bilinmiş. Kapalı iken çevresi nedir diye soruyor. Şimdi şunlara biz A paralel kenar madem bunlar değil mi? Düzlemsel oluyor. Kapakları açılabilmektedir. Paralel kenar. Şimdi şurası 2A ise bu da 2A. Yine burası da 2A. Bunları bir yazalım. Başka şurası 2A bildiğimizi, şurası 2A,
Bu A'yı açınca buraya geldi A. Yine bu A'yı buraya açtık. A yazalım. Şunları bilmiyorum. B diyelim şu ikisine. Yine bunlara da B diyelim. Şu ortadakini de bilmiyorum. C diyelim buraya da. 4 eş paralel kenarmış bunlar. He, 4'ü de eşmiş lan. O zaman bakın bunun uzun kenarına 2A dedik ya. Bunun da uzun kenarı yani şu C dediğim yer 2A olacak. Bunun da C dediğim yer 2A gelecek. Tabii bunun da 2A olmalı o halde. Şurası 2A, burası da 2A. Kısa kenarına da A dediğim için bunların da şuraları AA olacak. Tamam. Şimdi şu kapalı halde iken çevresini bir yazayım. 2, 4, 4 de buradan, 4 de buradan yani 8 de buradan 12A. Şunun çevresi 12A. Açığınınkini yazalım. Şimdi B'ler de A oldu artık. Şunlara da A diyelim. Açığın çevresi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16A da bunun çevresi. Evet, bu 64'müş. 64. A'yı 4 bulduk. 4 çarpı 12'den bunu da 48 olarak bulduk. Bak benzerini çözdüğümüz bir soru arkadaşlarım. Şimdi şurası 37. Tabii ki bu da 37. 15'ler de şuraya gelmiş. 15, 15. 26 da burada. Bize de K ile L arasını soruyor. Ne demiştik? İki tane ikizkenarın, bak burada iki tane ikizkenar tepesini birleştirirsen dikiner demiştik. Şimdi yine burada 8-35, 8-15-17 diyeceğim ama yok. 8-15-17 yok. Özel üçgenleri arayacağız işte şimdi. Lop 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 lop. Şurası 9-12-15 olsa bakalım. 9-12-15'i sağladık. Tamam. Bir de büyüğüne bakalım. Bak 12-35-37 üçgeni var. Bu da yine bizim özel dik üçgenimizden dostum. Dik üçgenler konusunda bunları da vurgulamıştım hatırlarsanız. Ezberle Pisagor'dan kurtul dediğim böyle sürekli karşımıza çıkan hani 3, 4, 5 ne bileyim 8, 15, 17, 5, 12, 13, 4 tane böyle özel üçgenimiz var ya. Dedik ki bunların dışında da var ve bolca da soru sorduğumu söyledim. O yüzden bunları da böyle yavaş yavaş ezberleyelim. Bak 12, 35, 37 burada çıktı karşımıza. Bunu da sağladı. Demek ki burası 12, burası da 12. Toplam 24'ü paketledim. Aynı uzunluktaki teller kullanılarak oluşturulan yukarıdaki paralel kenarlar. Bak aynı uzunluktaki teller kullanılmış. Şimdi bunun şurası 30-30'dan 60 bunun çevresi. O zaman bunun da çevresi 60 olacak. 17-17 de burası 34. 60 olması için 26 kalmalı. 13. 13 oldu bunlar da. AB uzunluğu 13 çıktı zaten. Gayet kolay, basit bir soruymuş arkadaşlarım. 21 yine sürekli çözdüğümüz paralel kenar oluşturuyormuş bunlar dostlarım. Ve A'nın buraya olan uzaklığı 120, C'ninki 140. Bakın neydi? Bu ikisinin toplamı 260 yaptı. Eşit olacak. B'nin buraya olan uzaklığı 170 ile D'nin buraya olan uzaklığı x'in toplamına 160, 190 mı oluyor arkadaşlarım? Şey 90 mı oluyor? Bir daha neyse kafadan yapmayalım. 170'i çıkaralım. 0, 9, 0. Evet 90 oluyor. D'nin oraya olan uzaklığı. Artı orası tabii yanlış yazmışız. Evet geldik buna. 22. soru. Paralel biçimindeki kutunun içine yerleştirilen eş sarı ve mavi. Eş bunlar. Dar açılarından birisi 28. Evet, şurası 28 ise Z harfinden bu da 28. Dik açılarımızı yazalım. Gönyeler 90 dereceden oluşacak diyelim. Şu diklikler eşit tabii ki. Bunlar eş gönye olduğu için hipotenüsleri eşit. 28 ise şuraya 62 kaldı diyelim. Tabii ki burası da 62. Eşit uzunlukta olup AF ve BF. BF de eşit uzunluktaymış. Bak burada da bu çıktı karşımıza. İkizkenarmış. 90, 45, 45'imizi yazalım buraya. BC de. B neredesin? Burada. C burada. D de burada arkadaşlarım. Şu açının tamamının ölçüsünü soruyor bize. Yani
Şu açının tamamını soruyor. 107 mi çıktı arkadaşlarım? Evet. Biraz daha güzel bir soru gibi duruyor. EB boyunca katlanıyor. C köşesi F noktasıyla çakışıyor. Şimdi C buradaydı. Buraya geldi. Bu adam açıortay. Tabii ki burası da mecburen açıortay. 3 çevre B, K, F. Şuranın çevresi 12'ymiş dostlarım. Şimdi bu X, bu da X. Paralel falan diyor mu? Yok. AB ile EF'nin kesişimi K. 3. Buranın çevresini 12. ABC'de paralel kenarının çevresi nedir diye soruyor. Şimdi şuradaki Z harfini görelim. Bak şuraya kadarki olan açı çizgili. Demek ki bu kenar şuraya eşit. Buraya Y dersem bu da Y. Şuraya da M yazalım. X, Y ve M'nin toplamı X, Y ve M'nin toplamı 12'ymiş. Çevresi 12 demiş çünkü. Şimdi bu Y artı M kenarı şurası. Katlanmadan önce şuraya eşitti. Y artı M de burada. Şimdi çevresini yazıyorum. 3 artı Y artı M bu kenar. X de burada var. Yani 3 artı Y artı M artı X yarısı. Bunun iki katı çevresi. Şurası 12 idi. 3 ile topladım 15. 2 ile çarptım. Denizli'yi paketledim. 24. Şimdi katlama sorusu. Yine buradan buraya katladıysa bu açıortay. Şuradaki 8 katlanmadan önce buradaydı. Bak açıortay teoremi yapıyorum hemen. Kolları 8'e 12. Demek ki 4'e bölersem 2'ye 3. Ayakları da 2K'ya 3K diyebilirim hemen. Şuna A dediğimde burası 2A olur 4'e 8'den. 3K'ya 3A düşürürsem 2K'ya da 2A düşürmüş olurum. Alan EKC yani 2A. Bölü ABCD. Şimdi köşegenin üstüne ne düştü? 2, 4, 5. Altına da 5A düşecek. 10A. 1 bölü 5 geldi cevabımız. 25 numaradayız. Paralel kenarı biçimindeki arsanın köşelerine villalar inşa eden müteahhit villaları denize olan mesafeleriyle ters orantılı fiyatlandırıyor. Villaların sahil çizgisi olan D doğrusunun uzaklıkları sırası ile. Bak şimdi. A ile C'nin toplamı neydi? A ile C'ninki birinci ve üçüncü. 300 ile 400. Yani 700 toplamları, uzaklıkları. A'nın ve C'nin buraya olan uzaklıkları bu 300'müş. Bu 400'müş. B'ninki de 200'müş. B ile D'nin toplamına eşit değil mi? 700, 200 ile 500'ün toplamına eşit. Tamam. Ters orantılı şey yapıyormuş şimdi. Diyor ki B noktasındaki villanın fiyatı yani 200 metre uzaklıktakinin fiyatı 500 TL'ymiş. 500 metre uzaklıktakinin fiyatı nedir diye soruyor ve ters orantılı fiyatlandırmış arkadaşlarım. Buna da dikkat edin. 500'ler gittiğinde x'i 200 bulduk. Yani 200 çarpı 500 eşittir. 500 çarpı x 500'ler gitti. X eşittir. 200 TL geldi. Evet bu sorudayız. Şekil 1'de yere dik konumda olan dikdörtgen biçimindeki çerçeve sonra köşelere de gevşediği için şekil 2'deki gibi yana yatarak tamam D ve C'den biraz yana yatarak paralel kenara olmuş. AB 20'ymiş. Tabii ki boyu değişmedi. Yine 20. BC 10'muş. 10, 10. Tabii ki burada yine 10. 10. DC kenarı şekil 2'de yere 2 santim daha yaklaştığına göre DC kenarı başlangıçta 10'du yüksekliği. Şimdi 2 santim daha yaklaştı. 8 oldu. Paralel kenarın alanı nedir diye soruyor şekil 2'de. Yüksekliği 8, 20 ise 8 çarpı 20'den 160 oldu alanı. Evet bu ne diyor? Paralel kenara biçimindeki kağıt D köşesi üzerindeki D köşesi AB üzerindeki D üssüyle şekil 2'de bir çakışmakta C nokta köşesi AB üzerindeki C üssüyle. Bu da böyle çakıştırıyor ve açılıyor. Şimdi bunlar tabi hep kat çizgisi değil mi? Şu da kat çizgisi oldu AE açıortay. Bu da kat çizgisi oldu açıortayı gösterelim. Şurası 10'muş. Burası 10'muş. Tabii ki şurası da 10 oldu. Burası 14 ise şuraya 4 kaldı. Eşitti bunlar arkadaşlarım. Kuralları söylerken yazmıştık bunları. Burası da 4. X'e de 6 kaldı. Bakın ne kadar kolay çözdük soruyu. Yeter ki şu Z harflerini kullanmasını ilk videomuzda alışın. Orada alıştıysanız buradaki yeni nesillerde çok kolay olduğunu görüyorsunuz.
ABCD paralel kenarı B noktası etrafında, ABCD B noktası etrafında döndürüldü. Şöyle döndürülmüş. C buraya gelmiş. Tamam. Yani BC buraya geldi. DC kenarı döndü. DC kenarı da şu hale aldı işte. DC de döndü. Şuraya bir yere geldi arkadaşlar. Tamam. Tabi bu da buna eşit. DC de burada buna eşit. AC üssü 16 olduğuna göre alan ABCD nedir diye bir soru sormuş. Ne diyor? AB kenarı BD köşegeni ile çakışıyor demiş. Demek ki AB de buraya gelmiş, yani şu kenarda buraya geldi bu durumda. Ve bakın burada da bir paralel kenar, burada da bir paralel kenar ve bunlar eşit oldular arkadaşlarım. Şu karşılıklı kenarlar eşitse buna da aynı simgeyi koydum. Yine bu kenarlar eşit olduğu için mecbur buna da aynı simgeyi koydum. Yani oldu eşkenar üçgen. Şuralar hep 60 60 60 geldi. AC üssü 16. O halde 8 8 geldi. Bakın şurada bir kenarı 8 olan eşkenar üçgenin alanı 8'in karesi kök 3 bölü 4'ten 64'ü 4'e bölünce 16 kök 3 bu. 16 kök 3 de bu. Toplam 32 kök 3 yaptı diyebiliriz. Evet, 29. Şekil 1'de ABCD paralel kenarı biçimindeki kağıt EF boyunca katlandığında A köşesi C köşesi ile şekil 2'deki gibi çakışmaktadır diyorum. Bakın bu buraya çakışmış şimdi. Demek ki EC'yi şöyle birleştirelim. Paralel kenarın ilk halini görelim. D buradaydı. A buradaydı. AF buraya geldi. Şurası kesin açıortay olacak. Hatta şurada bir Z harfi yapalım. Burası da noktalı açı. Bu da buna eşit çıktı ikizkenardan. Başka şu kenar buraya geldi. Şu kenar da buraya geldi. Çevre D üssü C 12'ymiş dostlarım. Yani şuna X dersem, şuna Y dersem, şuna Z dersem, burası da X, burası da Y, burası da Z. Tabii ki burası da Y, tabii ki burası da Z. Mecbur şurası Z artı X ise burası da Z artı X oldu. Çevre ABCD nedir? Şimdi ABCD'nin çevresini yazalım. Bak Y, Y de buradan 2Y. X artı Z, X artı Z de buradan 2X artı 2Z. Bana bunu soruyor. Bana da şuranın çevresini X artı Y artı Z'yi vermiş. İki katını soruyor. Cevap 24 geldi. ABCD paralel kenarı biçimdeki karton. CD ile CB üssü. Evet, çakışacak üzerine C noktası etrafında döndürülüyor. Tamam. 60 ise şurası da 60 tabii ki. Bu 3 santim döndürüldü buraya geldi. Burada 3. Bu C açısındaki 60 dönünce buraya geldi. Burası da 60. Tabii ki burası da 60. Tabii ki U kuralından 120. Burası da 120. 120'nin burası da 60. AB 8. 8 döndürüldü. Şuraya geldi tamamı. Tabii dönünce buraya geldi 8. Burası da 8 olacak. 5 kaldı. Bak burada bir 60 görünce karşısına dik indirdim. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı yarısı olacak 4. Şuraya 1 kaldı. 60'ın karşısı da 4 kök 3. Hemen Pisagor yapıyorum. Şurada. X kare bir 4 kök 3'ün karesi artı bir de 1'in karesi. 48, 49 yaptı x kare. X de 7 geldi. 31 yine katlama. Şurası 2'ymiş. Burası 6'ymış. Tabii ki burası da 6. Kat çizgisi açıortay. Kat çizgisi açıortay diyelim. Z harfinden bunlar birbirine eşit çıktı. Şunlara da noktalı açı diyebilirim. İkizkenar geldi. 6 ise 6, 6. Şurası 2. Çevre ABCD. Bak 8, 6 daha. 14, 14 de buradan. 28. Gayet kolay bir şekilde çözdük. Yusuf kenar uzunluğu 8 birim olan eşkenar üçgen biçimindeki kenar 4 eşkenar üçgen elde edecek biçimde şekildeki gibi kesiyor. O zaman her birinin kenarı 4 4 4 4 oldu. Dörtleri burada da gösterelim. Yusuf'un yeni şeklinin köşegenlerinden kısa olanın uzunluğu kaç birimdir diye bir soru soruyor bize. Hemen şurayı bulalım. Bir de diğer köşegeni de buluruz birazdan. Şimdi bunlar da eşkenar olduğu için 60'ı yazdım buraya arkadaşlarım. Hemen şuradan da bir diklik indirdim. Burayı 2, 2 diye böldü. Bu da 2 kök 3. Şurada bir Pisagor yapıyorum hemen. Köşegeni buluyorum. 2 kök 3'ün karesi 12 artı 6'nın karesi 36. Topladım 48 x kareye eşit. 4 kök 3 geldi. Bu birinci köşegen.
Bir de diğer köşegeni bulalım şimdi. Belki o daha kısa çıkacak. Hani normalde değil ama bir de biz bulalım yani. Ne olacak? Bir de şu köşegeni çizelim. Şimdi burası 120 derece. Şurada 4 var. Şurada da 8 var. Hemen şuradan bir diklik indirdim 60'a. 30, 4 burası. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. Burası da 2 kök 3 dedim. Buradan 10'un karesi 100 artı 2 kök 3'ün karesi 12, 112. Kök 112 de bu geldi. Bu da 56 çarpı 2, 28 çarpı 4. Neyse uzatmaya gerek yok. Kök 112 her zaman bu da kök 48 demek değil mi? 4 kök 13. Kök 48'den daha büyük olduğu için hiç çıkartmaya gerek yok. Kök 48 daha küçük olduğu için doğru cevap kök 48, küçük olanı, kısa olanı 4 kök 3 dedik. Evet, geldik buna. Paralel kenarı katlanınca A yüksek K noktasıyla çakışmaktadır diyor. K'da buradan bir paralel çizilmiş, 2'ye bölmüş bunu, değil mi? 2'yi biliyoruz, 4'ü biliyoruz. Şurası 4'müş, şurası 2'ymiş. Şu 2 katlandı. Burası açıortay. Burası açıortay. 2 katlandı, buraya geldi. Bunu söyleyelim. Burası da 6. Bunu da söylemiş olalım. Başka olduğuna göre x kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Şimdi devam edelim bakalım neler yapacağız. Bu da katlanıp buraya geldi diyelim. Bunu da bir söylemiş olalım. Şu paraleli şöyle devam ettirsem mi diye düşünüyorum. Bilemedim. Neyse. Şu z harfini yapalım. Belki bir işimize yarar. Şurası da noktalı açı da yok da çok da bir işimize yaramayacak. Yani bununla bunun eşit olması çok da böyle aman aman bir şey sağlamadı bana. Evet, başka. Şuna A diyelim, bu da A. Şuna B diyelim, bu da B. Göremedik. Devam edelim. Şuradan şöyle bir paralelimizi devam ettirelim. Burayı da ikiye bölecek diyelim. Şöyle ikiye böldü. Bu tam orta taban oldu. Şurayı da şöyle uzatalım arkadaşlarım. Şöyle. Şimdi orta tabanı konuşacağız. Bak bu burayı da ikiye bölecek mecbur. O zaman şurası 1 değil mi dostum? Neden? Çünkü 2'nin orta tabanı olacak 1. Burası toplam 6 idi. 6. Şuraya da 5 kaldı o halde. Toplamına 5 kaldı. Benim şimdi şurayı mı bulmam lazım? Şu K dediğim şu uzunluğu bulmam lazım. O K'yı bulursam X'i de bulurum diyorum. Buranın tamamı 5 çünkü. Biri burada değil mi? Şuraya 5 kaldı şuranın tamamına. Şimdi şurayı bulacağız. Şu mesafeyi bulacağız. K dediğimiz yeri. Onu nasıl bulalım? Nasıl bulalım? Nasıl bulalım? Şuradan bulabilirim. Bak buna ne diyelim? X demeyelim de A diyeyim. Bu da A. Şurası 2A katlandı. Şuraya geldi. Bu da 2A. Ve şu açıortaydı arkadaşlarım. Kat çizgisi olduğu için. Bak burada açıortay teoremi yapacağım. 1'e 2. 1'e 2. Burası da 2 geldi. K'yı 2 bulduk. Yani burası 3 ise buradan sonrası da 3 olacak dedim. X 3 bulundu. Evet, 34. Şekil 1'de ABC'de paralel kenarı biçimdeki kağıt BD köşegeni boyunca kesildikten sonra şekil 2'de iki parça. B1 ve D1, D2, D3 çarşıya şekil 3'teki gibi yapıştırılıyor. Tamam, getirdik, yapıştırdık. BD nerede? 12. Şuradaki 12. Getirilip burada yapıştırıldı. Burası da 12. Evet, tamam. Çevre ABCD 36'ymış şuranın çevresi. Yani A ile B'nin toplamı 36. Birine AA, buna da BB diyelim. A ile B'nin toplamı 36 değil 18'miş. 2A ile 2B 36'ymış. Alan ABCD nedir diye soruyor. Tabii ki bu ikizkenar, kenarortay, yükseklik de oldu aynı zamanda. Açıortay oldu. Şimdi biz ne biliyoruz? A ile B'nin toplamını 18 diye biliyoruz. Bir de Pisagor yapalım burada. B kare eşittir. Yani hatta 12, 16, 20 üçgeni ya da 9, 12, 15 olur mu diye düşünsem. Ama A ile B'nin toplamı 18. Çevre ABCD 36. Evet, bunların toplamı 18. Güzel sayılar gelmiyormuş gibi geldi bana ya. Alan ABCD. ABCD. Buranın da alanını soruyor. Neyse bir şuradan B kare eşittir. 144 artı A kare yapalım. A kareyi buraya alırsak B kare eksi A kare eşittir 144. B eksi A B artı A eşittir 144. Buradan B artı A zaten 18. Ne olacak? 6 olsa olmaz. 8 olsa 80. 64 da 8.
B eksi A da 8. Yani B artı A eşittir 18. B eksi A eşittir 8 olmalı. Topladım 2B 26. B'yi buradan 13 buldum lan. 5, 12, 13 niye gelmediyse aklıma. 5'i yazdık. Neyse, uzatarak bulmuş olduk. B 13. Neydi bu da? A da 5. 5, 12, 13'ten şurası 90. Şimdi buranın alanı, şu üçgenin alanı 5 çarpı 12 bölü 2. Çünkü dik üçgen. 30 geldi burası. Bu da 30 olacak. Tüm alan 60 geldi. Evet, çok zor olunca da bayılıyor insan bir yerden sonra arkadaşlarım. 45 dakika oldu. Bir de öncesinde de bunun birinci ve ikinci bölümünü çektik aynı anda. Yoruldum işte nefes vermediğimiz için. Şuna bakalım. ABCD paralel kenarı C noktası etrafında döndürülünce D köşesi AB üzerindeki çakışıyor. D üstüne geliyor. 14'ü 8'i bir de eşit açıları gördüm. Şimdi dostum. Şimdi BC döndü buraya geldi. Burada da 8 ve şu açı kadar dönüp gelmiş. Demek ki CD de aynı açı kadar şöyle dönecek, buraya gelecek. Demek ki bu açı da buna eşit. Yani ben şuraya A dediğim takdirde bu da A, bu da A. Paralel kenarın bak bu açısı 2A. O halde bu da 2A olacak. Şimdi şuradaki Z harfini görelim hemen. Şurada bir Z var. Bu da A gelecek. 8 ise bu da 8. Şu kenar 14'tü değil mi? Şuradan 6 geldi X'e. Ceyhan. 39 muydu ya soru sayısı? Peki. 39. Son soru da ÖSYM. Ha, kaldı hadi 3 soru arkadaşlarım. Hadi bitirelim ya. Paralel kenar karton bir kesilerek şekildeki parça elde edildi. Paralel 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 paralel. AD 20. Tamam. DC 18. Tamam. Şekil 2'deki parçanın çevresi 88 olduğuna göre x nedir diye de bir soru soruyor bize. Hadi bakalım başlayalım neler yapacağız şimdi. Şunun çevresi neydi? 88. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradaki A, B ve C'nin toplamı şuradaki 20'ye eşit değil mi? Bakın şöyle paralelleri şöyle çizersem, uzatırsam şöyle şurası da C, burası da B, burası da A, şuraya da K diyelim hatta. Burası da K. Bak A, B, K, C'nin toplamı 20. Sonra şurası X ise bu da X. Şuna da Y diyelim arkadaşlarım. Şuna da Z diyelim. Şimdi buradaki Y'nin, X'in hatta Y'nin ve Z'nin direkt değil mi? Şöyle paraleli böyle çizersem burası Y, burası Z. Y ile Z'nin toplamı da 18 yazalım. Y artı Z eşittir 18. Şimdi çevresini yazıyorum bunun. Neler var bir görelim çevresinde. Biraz da kalınlaştıralım. Şimdi şurası var. Zaten 20. Şurası var. Zaten 18. 20 artı 18 artı. Şuradaki A var. Şuradaki K var. B var. Bir de C var dostlarım ki bunlar da 20'ydi toplamı. Y var. Z var. Bunlar da 18'di toplamı. Bir de X var, X var. Yani artı 2X var. İşte bunların hepsinin toplamı 88'miş. Toplayalım. 20, 40, 36 daha 76. 76 artı 2X 88. 8, 4 daha 2X 12. X 6 paketledik. Haydi bakalım bu ne diyor? Bir görelim. Biraz kalemi inceltelim artık. 5, 7, 8'i gördüm. O halde şurası 1. D doğrusu bağınca katlanınca C noktası C üssünün üstündeki bir yere geliyormuş. Yani şöyle katlanıyormuş arkadaşlarım bu C. Şurada bir yere geliyormuş. C üssü oluyormuş. Tabii ki bu bir buraya geldi. Buraya da 6 kaldı. Şu adam buraya eşit. İşte bu adam açıortay. Demek ki burası yükseklik diyebilirim. Burası da 5. Şimdi buradan da bir Pisagor yapalım. Şu haşı bulalım. 25 eşittir h kare artı 1'in karesi. H kare 24, H 2 kök 6 geldi. Yüksekliği 2 kök 6 bulduk. Neyi soruyor bize? A, B, C üssü D. Şuradaki yamuğun alanını soruyor. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban değil mi? Birkaç tane çözdük. 14 bölü 2 çarpı yüksekliği de 2 kök 6 bulduk kardeşim. Evet, ikiler gitsin. 14 kök 6'dır sorunun cevabı dedik. Haydi son soru. Aa, bunu sanki çözmedik mi lan buna benzer bir şey?
Evet, çözdük. X'i soruyordu. Neredeyse aynısını çözdük arkadaşlar. Hatta aynısını bence çözdük. Neyse bir daha çözelim ya. Şimdi şurayı şöyle bir paralel kenara tekrar tamamlayalım. Buraya C diyelim. Tabii ki karşılıklı açılar eşit olduğu için bu da X. Şurası açıortay olduğu Z kuralını yaptım. Burası da çizgili açı ve 90'dan dolayı 45, 45, 45'i yazdım. F, B, E. Şuranın tamamı 70'miş. 70'ten 45'i çıkarttım. 25 kaldı buraya. Şurası dik 25 ise şuraya 65 kaldı. Ve bu 65 katlanmadan önce şuradaki C açısıydı. O zaman X de 65'tir dedim. Farklı bir yolla da bunu çözmeye çalıştık arkadaşlarım. Evet. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bitirdik çok şükür arkadaşlarım. 50 dakikadır soru çözüyoruz nefes almadan. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.